13 Haziran 2017 ve burası Denizli Çivril ilçemizdeyiz. Işıklı Mahallesi. Ve Işıklı Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten her tarafı ağaç olan, tarla olan bir ova. Çok güzel bir bölge. Yine aynı şekilde Denizli ile Uşak'ın arasında bölge. Rekor gelişim ürünümüzü elma ağaçlarına kullanan Sayın Serkan Işıklı Beyefendi. Evet. Yani sanırım köyünüzde herhalde aslanız isminde. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Serkan Bey, ağaçlarımızın ne sorunu vardı? Ne yaptınız? Ağaçlarımızda bizim filizatma sorunu vardı. Yaklaşalım. Şöyle. Biraz arkadaş da gösterirse. Evet. Topraktan kaynaklı şey vardı ağaçlarımızda, filiz atamamız bir sorun vardı. Filiz yani büyümüyordu yani. Filiz atamıyordu, büyümüyordu. Kaç yaşında bu ağaç efendim? Cinsi ağaç nedir? Klasik bodur. Elma ağacı. Bu 4 yaşında. Evet. Topraktan dolayı yanındaki ağaçlarla kıyasladığın zaman sıkıntı vardı. Hı hı. Gördüğünüz gibi filiz atma oranı çok yüksek. Bu arada biraz dolu yedi ağaçlar. Dolu yağdı, geçmiş olsun. Ondan. Evet. Sağ olun. Hatta toprakta şey yaptığımız zaman... Çobrağı gevşettik. Çok güzel gevşetti. Dağlar kadar fark var, öyle diyeyim arasında. Evet. Bu arada ben burada arkadaşınız var, Ahmet Boyacı Beyefendi. Evet. Ahmet Bey, sizinle kahvede otururken konuştuk haliyle ve rekor gelişim ne iş yapar dediğimizde... Hani yonca, ağaçlı... çoraklık. Yonca'da sorunuz vardı sizin. Evet. Ne sorunuz vardı efendim? Yonca'da su kesiyor, tarlada tuzlama yapıyor. Tuzlama yapıyor, evet, su tutuyor haliyle. Çorak sorunu var, evet. Peki, bana sorduğunuz soruları buraya geldiğinizde toprağın gevşekliğini gördünüz haliyle. Gördük. Kanaat getirdiniz mi peki? Evet. Şu anda ne yapma düşünüyorsunuz örneğin? Ya en azından yonca tarlama alacağım yani. Evet, gücümün yonca. Yettiği kadar, evet. Kesinlikle. Çünkü evet. En büyük sorunuz şu an evet, orada. Evet. Meyve ağacımı almayı düşünüyorum. Evet. Peki Serkan Bey, rekor gelişimin bu arada tamam sorunu çözdük ama sürgünler başladı görüyorsunuz. Bunları bağlamışsınız. Şu iplerini gösterelim bakın şöyle. Özellikle bağladım bunu. Zaten ben hepsini uygulamadım. Deneme amaçlı yaptım. Şöyle bakın ipi aradaki orada görüyorsunuz. Farkı görmek için. Orada ipi görüyorsunuz haliyle. Peki renk tonunda da iyileşme sağlıyor mu? Ya şöyle kamerayı alabilirsek fark var. Evet, fark daha... Gözle görünür bir şekilde, bariz bir şekilde canlılık var. Canlılığı şöyle bakın. Koyu oranında. Evet, yapraklarımızda daha zaman... bir parlaklık sağlıyor. Geçelim diğer attığımız ağaçlara buyurun. Evet. Bunu da kullanmadım. Evet, bunu da vermediniz. Bu normal ağaçlarınız. Kendinize göre sorun olmadığını düşündüğünüz ağaçlarınızda. Sorun olmadığını düşündüm de siz geldikten sonra artık kanaatim değişti. Hepsine vermediniz siz. Yani hemen siparişi vereceğim. Hepsini atacağız, evet. Çok güzel. Çünkü son işlemeden önce uygulayacağım. Anladım. Yine atılan ağaçlara gelelim şöyle. Yine bunda yok. Bunda yok gene. Yani bu arada Ahmet Bey, sizin gördüğünüz bir sürgün zayıflığını yaşıyor musunuz burada? Yani şu anda evet. Olmayan ağaçlar. Mesela örneğin burada sürgün ne kadar Serkan Bey şu ağaçta mesela atılmayan bir ağaçta? Sürgün yok denecek kadar. Evet. Gösterin lütfen. Gösterin. Yok. Bariz bir şekilde bir tane şurada çıkmış, bir tane. Hem adeti az. Evet, hem yaprakları küçük. Hem yaprakları küçük. Yaprak oranına baktığınız zaman atılmayanlarda yaprak küçüklüğü var. Var. Yani bir pişmanlığım var hepsini uygulamadığımdan. Evet, bu da zaten meyvanın küçük olacağı anlamına geliyor hali. Evet, devam edelim. Buyurun, atılanlar nerede efendim? Tarlasını değişik şey değişik. Çıt olacak. Çıt bakıyoruz haliyle şöyle ha. Ahmet Bey bakadırsın onlara. Şöyle gezelim haliyle. Yine gidelim şuradan. Gezelim efendim, gezelim çit, tabii ki. Evet. Evet. Var. Bakın var orada evet. Var. Hemen ne görüyoruz arkadaşlar gene? Bakın zaten bakıyorsunuz. Daha bir kalabalık ağaç olmuş mu? Evet, ağaç kalabalıklaşmış. Yapraklarda irilik var, canlılık var. Evet, sürgün miktarı daha fazla. Evet. Uzun sürgün oluyor. Yani sürgün atma sorunu olan, filiz vermeme öyle olan bir ağacı siz ne yapmışsınız? Daha iyi hale getirmişsiniz. Yaprak kalmış, öpürüz demiş. Ben daha iştahlı hale geldim diyor. Yaprak koyluğundan, bunu anlıyorsunuz haliyle. Evet, siz peki meyvecilik olarak ne yapıyorsunuz Ahmet Bey? Normal gübreleme. Hayır, ne yetiştiriyorsunuz siz? Elma, şeftali, elma, şeker pancarı, ayçi. Her şey yetiştiriyorsunuz ya. Yani. Şeker hepsi. Nasıl, toprak gevşekliği güzel bir şey mi böyle? Tabii canım, tabii illa kök hastalıkları gidiyor, şey oluyor. Peki burada. Ahmet Bey, ben size şöyle söyleyeyim. Toprak bu kadar gevşiyor. Bakın eşin, bakın. Şöyle eşelim. Eşin, buyurun. Siz de elleyin lütfen, siz de elleyin. Filiz atma. Evet, evet. Hayır, güzel. Bir de şöyle yapalım. Tabii kök. Ki. Atılmayan bir kök. Köklenme çok güzel. Şu atılmayan bir ağaca gelelim bakın burada. Bunda yok. Bir bakın toprakla ilgili bir nedir durum efendim? Bariz bir şekilde bir sertlik var. Evet, sertlik. Şöyle. İnsanın kolunu yoruyor. Yoruyor özellikle. Diyorsunuz. Evet. Zaten bu toprağa göre çamurluk olanı fazla. Yani toprak sıkışması daha fazla. Sıkışması yaşıyorsunuz ya. Orada un gibi dağılıyor diyorsunuz haliyle. Evet. Peki Ahmet Bey, bu arada tarlanızı sürerken özellikle büyük tarlalarda
Yani tarlanın sert olması, tava geç gelmesi gibi sorunlar önemli konular mı? Tabii canım, tabii. Yani işçiliğinizi artırıyor. Evet. İşçiliği artırıyor. Ekim dikim saatlerini değiştiriyor, beklemek tabii, zorunda tabii. kalıyorsunuz. Tabii. Toprak böyle ideal tavlukta olduğu zaman ağır bir toprağı düşünün ve toprak tavlı kalıyor. Toprak gevşek kalıyor, sürmek kolay. Tabii. Bunlar çok güzel şeyler. Mazotlu tasarruf. Zamandan tasarruf. Zamandan tasarruf. Artı bitkilerin bozulmasını engelliyorsunuz. Tabii. Hani tonajda, mahsulde daha şey. Devam edelim. Verim zaten kaçınılmaz arkadaşlar. Atılan yağışlara geçelim şöyle. Evet. Şöyle bahçeyi çekiyorum. Kaç dekar burası? Burası 5 dekar. 5 dekar elma bahçemiz. 6'ya 5 bir dikim var. 6'ya 5 dikim, evet. Devam edelim. Bu arada arkadaşlarınız kullandı. Başka kim kullandı? Adaşım var, Serkan Perçin'de bir arkadaş var, o da kullandı. O da kullandı. Bülten'den dolayı dün gene sipariş vermiş. Gene mi sipariş vermiş? Hiç haberimiz yoktu mesela. Evet, bizim örneğin. De yoktu. Dün sizde tesadüf olmuş. Sonra. Gerçekten evet. Geçen sene kullanmıştı onu. Bunda da var. Diye gelelim, buyurun bakalım. Evet. Bu ağaç da 3 yaşında bir ağaç. Normalde gördüğünüz gibi zayıftı. Geçen sene bu filizlenmeyi yapamamıştı ağaçlar. Hı hı. Özellikle bunu ben denemem amaçlı. Bu 3 yaşında mı? Yani 3 yaşında. Zaten bakın yaklaşın. Bakın 3 yaşında bir ağacın ne kadar geç geliştiğini gördünüz yani. Bugün ağaç büyümemiş haliyle. Ama şu an bakıyorsunuz 3 yaşında bir ağaçta bugüne kadar verdiği durum hal bu ortada. Şu anki sürgün ne kadar? Kendi. Bağrı şekilde gayet hızlı şekilde Savaş gidiyor. İklim nasıl gitti burada bu sene? İklimimiz çok yağışlı geçti. Evet. Hatta yapraklardan anlarsınız donolayımız vardı. Hı hı. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Ben bu hı hı. bahçeyi 3 yıldır analiz yaptırıyorum. Hı 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 hı. Kireçlenme ve tuz oranı çok yüksekti. Evet. Potasyum da çok yüksek çıkıyordu. Hı hı. Toprak analize giderken ben bu uyguladığım ağaçların altından aldım özellikle. Rekor gelişim atılan yerlerden aldınız, evet. Kireçlenme ve tuzlanmada yüksekten çok bariz bir şekilde bir düşüş oldu. Devam ediyor, düşüş devam Zaten ediyor. Zaten az önce toprağı işlediğinizde de farkındasınız. Tabii ki. Yumuşatma var. Haliyle toprakta değişiyor. Sadece demek ki gevşekme değil. Kireçlik düşüyor, tuzluk gidiyor halde. Evet. Peki buradaki tuzluluğun sebebi nedir acaba? Buralar genellikle daha önceden cazibe sulamaydı. Hı hı. Bir de taban suyunun yüksekliğinden dolayı hani araziyi suladığınız zaman suyunu atamıyordu. Evet. Tuzlama için. Tuzlama bu yüzden oluyor. Evet, devam edelim. Birkaç ağaçta gezelim. Bunlar önemli konular. Ya bugün tuzluluk varsa zaten haliyle kireçlik bir yere kadar tolere edilebiliyor ama bugün tuzluluk olan bir yerde zaten ama meyve istemek çok kolay değil yani. Aradaki ağaçları uyguladım. Evet. Şu atılmayan bir ağaca gelelim. Buyurun gelin. Atılmayan bir ağaca bakalım şöyle. Sürgü nebatlarına bakalım lütfen. Buyurun. Yine normalde Ahmet Bey'cim. Diğerlerine göre daha büyük olan bir ağaç. Evet, ama bayağı büyük bir ağaç normal şartlarda. Şöyle, sürgününe bakın. Sürgününe baktığımız zaman şunlar zaten arada kesimden dolayı gelmiş. Evet. Normalde benim istediğim şura aralarda bir şey. Hı hı. Yapabilenler de yapraklarda biraz zayıflık var. Şu uçtaki sürgünler. Uç sürgünleri. Gene düşük. Düşük. Yaşına ve şeye göre. Düşük yani. Normal sağlığına göre düşük halde. Evet. Evet. Her ne kadar iklim güneşli geçmese de iklim şu saate kadar 13 Haziran'dayız halde. 2017 13 Haziran'dayız. Evet. Bugün yine yağış bekliyoruz. Maşallah maşallah. Yine atılmayan bir ağaç. Evet, atılmayan. Görüyorsunuz sürgün miktarları sınırlı. Yapraklar küçük halde. Ve yeşil. Daha açık yeşil. Yani baktığın zaman koyu yeşil, kara yeşil değil halde. Atıldığımız zaman daha açık evet, yeşil. Atılan bir tane daha varsa bakalım ve çekelim. Ahmet önündekinde olacak. Bölgemizde elma bir hayli fazla var. Evet. Çevre bölgemiz elmas ile malum yoğun şekilde. Evet. Yok mu onlar? Ha var var. Tamam. Evet. Onda da var. Evet. Bakın sürgünü göstereyim mi? Şöyle diyeyim ben size. Şu aralardaki filizden molayı biz kançalama gösterelim. Deriz. Evet. Bu ağaç tamamen geçen sene şeydi. Bu aralarda kamçalama denen boşluk vardı. Boşluk filiz var. Filiz kurumasına giden bir şey vardı. Evet. Hı hı. Şu anda kaybettiğimiz bir ağaç olmadı. Bozuk bütün ağaçları verdiniz. Sürgünleri de aldık görüyorsunuz. Şu an haliyle. Daha, peki bir şey soracağım ben size. Tabii buyurun. Doludan dolayı yaprak hasarlarıyla ilgili bir farklılık görüyor musunuz acaba? Şeyleri şu tarafta göstereyim ben size. Evet. Atılan ağaçla atılmayan ağaç arasındaki farkı siz daha iyi görürsünüz. Ağaç daha canlı, toplamaya başlamış yapraklar. Hı hı. Ama diğerlerinde kurumaya... Hemen gelelim, buyurun gelin. Şöyle bir bakın. Malum dolu da başımıza gelen şeyler. Şöyle bir bakın lütfen. Şu mesela dolu yemiş bir yaprak. Evet. Gördüğünüz gibi kurumaya yüz tutmuş. Diğerindeki gibi kendini toplayamamış yaprak. Evet. Yani bugün görüyorsunuz aynı şekilde dolunun hasar verdiği yapraklar kuruyor, evet. Atıyor. Burada o öbür tarafta işte toparlamaya başlıyor yani. Artı öyle. Doludan sonra ben bunlara şey uyguladım. Yapraktan 3-18 gübre uyguladım. Evet. Bazılarında meyve var diye kalsiyum uygulaması yaptık. Hı-hı.
ama evet. Rekor gelişim kadar bir şeyi alamadık. Sonuç alamıyorsunuz. Tabii her şey topraktan geliyor. Toprak yolduktan sonra haliyle hızlıca kapatıyor. Çok teşekkür ederim Serkan Beyciğim. Tavsiye ettiniz mi, ediyor musunuz? Tavsiye etmez miyim? İnşallah izleyenler arkadaşlar bir an önce acele etsin. Acele etsin ve... Çünkü uygulamasında şöyle diyeyim ben size. Hı-hı. Sizden aldığım bilgiler doğrultusunda veya internetten araştırmalarda, hı-hı, hani ilk ekim veya güzünün bir gübre... Yılın her günü uygulanabilir. Yılın her günü uygulanabilir. Siz de şimdi alacaksınız, uygulayacaksınız yani. Ya zaten az önce de söylediğim gibi pişmanlık var. Keşke hepsini uygulasaydım. Zaten ben burada size şunu soracağım. Siz hep bozuk ağaçlara vermişsiniz. Evet. Keşke bir de düzgün ağaçlara verseydiniz. Sonuçta parayı düzgün ağaçtan kazanıyorsunuz, tamam mı? E şimdi düzgün ağaçtaki yaprak daha iyi olursa, daha iri olursa, meyve daha iyi olursa, tutum daha iyi olursa daha çok para kazanmaz mısınız yani? Yani bozuk ağacı kurtarmak tamam önemli konu ama öncelikle ağaçlarımızın bozulmasını engellemek de önemli konu. Ama yani bozulmaya geçmesini engellemek önemli. Artı sağlıklı ağaçtan daha iyi para kazanmak da önemli. Yoksa ölen ağacı kurtaralım edelim ama diyelim o %5 ise %10 ise bugün niye sağlıklı ağaçta %90'dan daha iyi para kazanmayalım yani? Sonuçta bu işi para için yapıyorsunuz yani. Eğer ben gibi şüphesi olan arkadaşlar varsa şüphesini atsınlar. Evet, Denizli Tarım Fuarı'nda zaten tanıştınızlar. Evet, Tarım Fuarı'nda inceledik, şey yaptık. İnternet sitesinde alışverişimizi yaptık. Evet. Hatta Serkan diye arkadaşım vardı. Peki gelip gelmemesiyle alakalı bir kaygı duydunuz mu peki? Mesela örneğin internetten sipariş veriyorsunuz herhalde. Ertesi gün geldi. Yani bugün hayır bir şüphe duydunuz mu peki hiç? Yok yok, duymadım. Yani çünkü bakın ben size şöyle söyleyeyim. Bazı şeyleri ikiye ayıracaksınız. Bir üretici firma, bir de herhangi bir malı satan XYZ kuruluşlar vardır. Bugün Rekor Gelişim, Rekor Gübre AŞ firması tarafından üretilmektedir. Üretici firma tarafından kargo ile gönderildiği için başka bir kuruluş tarafından zaten internet üzerinden satışı yasak. Yaptırmıyoruz böyle. O yüzden dolayı da hiç içiniz rahat olsun. Bu noktada eğer öyle bir şey yaparsak da bir gün zaten kesinlikle sitelerimizde net şekilde şu şu sitelerden de satış yapılıyor diye yazarız haliyle. Başka bir siteden yazılmadığını bilin. Teşekkür etmek de isterim. Şöyle diyeyim. Ürününü satıp da mesela ben bir kova aldım, uyguladım. Ürünün arkasında duran ben böyle başka firma görmedim. Mesela ben Serkan Bey'in kullandığını bilmiyordum ben. Siz onun da ne sonuç aldığını da bilmiyordunuz. Daha sonra da yanımda aradınız. Buyursun gelsin dedik, hani nedir bakalım başlasın. Yani olumlu olumsuz önemli değil. Şu anda işi varmış, gelemedi. Öğleyin gelecek. Öğleyin gelecek. Ve hatta da sipariş vermiş, haberimiz yok arkadaşım yani. Arkadaşım aldı. Hatta geldi, bir kovasını uygulamış. Daha uygulayacak. Anladım. Ya bu kadar hızlı bir sonuç alacağını o da beklemiyordu. Ben de beklemiyordum açıkçası. Evet. Çünkü ben sulamadan sonra başlar diye bir düşüncem vardı. Evet. Güzel çevirinizden herkese selamlar. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun.